Şimdi bu konumuz iktisat. Burada e, okumak istediğim üstadın hayatına ilişkin, ona dair okumak istediğim şeylerden bir tanesi de tarihçe ya hayatta aynıyetle yer alan üstadın mektuplarındaki, mektubattaki bir mektubu. Üstada bir takım sorular soruyorlar. Evhamlı sorular soruyorlar üstada o sorulardan bir tanesi de nasıl geçiniyorsun nasıl yaşıyorsun kendi hayatını nasıl idame ettiriyorsun e, sorusu üstad buna cevap veriyor ve kendi hayatının nasıl örgülendiğini nasıl iktisadı e, üstadın kendi hayatını düsturu haline getirdiğini, nasıl iktisadı fıtrileştirdiğini, içselleştirdiğini, nasıl bir iktisat kahramanı haline geldiğini örnekleyen bir bölüm okuyacağız. Okuyacağımız bölüm değerli dostlar 16. mektup 4. nokta. 4. nokta ev, evhamlı bir sualin cevabı. Üstelik de şöyle bir itirazları var Üstad'a karşı. Biz diyorlar memleketimizde tembelce oturan ve başkalarının sayiyle geçinenleri istemiyoruz. Ülkemizde tembelce oturanları ve başkalarının çalışmalarıyla geçinenleri istemiyoruz. Üstad da buna cevaben iktisat ve bereketle yaşadığını söylüyor. Sorun birbirinize sorun sen nasıl yaşıyorsun neyle yaşıyorsun? İşte maaşımla yaşıyorum, Efendim, şunun e, şununla yaşıyorum, bununla yaşıyorum değil. Aslında hepimizin vermesi gereken cevap bu. Ne kadar gelirimiz olursa olsun cevabımız bu olmalı. Biz iktisat ve bereketle yaşıyoruz. Öyle olmalı. Yaşantımız böyle örgülenmeli ve cevabımız da bu olmalı. Ne ile yaşıyorsun? Üstada sorulan soru bu. Üstadımız da şöyle cevap veriyor. İktisat ve bereketle yaşıyorum. Yani ne muhteşem bir cevap öyle değil mi? İktisat ve bereketle yaşıyorum diyor üstadım. Rezakımdan başka kimsenin de minnetini almıyorum. Yani üstadı suçluyorlar başkalarının çalışmalarıyla geçiniyorsun. Yani başkaları çalışıyor sen yiyorsun. Hayır üstadın cevabına bakın. Diyor ki üstad rezakımdan başka kimsenin minnetini almıyor. İşte onurlu yaşamak böyle bir şey rezakımızdan başka kimsenin minnetini almamak. Rızkımı veren Rahmandır, kula mihnet eylemem. Mihnetsiz yaşamak, minnetsiz yaşamak. Rezaktan başka kimsenin minnetini almıyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve almamaya da karar vermiş. İşte üstad bu. İşte hayatı boyunca üstadı şükürle, hamd ile yaşatan bu. Onun bütün hayatı sıkıntılarla geçmiş olmasına rağmen ona şükür meyveleri verdiren, izzetle yaşatan bu. Almamaya da niyet etmiş. Kimsenin minnetini çekmemeye niyet etmiş. Evet günde yüz para belki kırk para ile yaşayan bir adam başkalarının minnetini almaz. İhtiyaçlarını minimalize etmiş olan bir insan kimin mihnetini çeksin? Neden mihnet çeksin? İhtiyaçlarını minimalize etmiş olan bir insan, iktisatla yaşayan bir insan, ihtiyaçlarına karşı özgürleşmiş olan bir insan neden başkalarının minnetini çeksin? Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu, bir enaniyeti hissettirir fikriyle beyan etmek de pek nahoştur. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar ben de derim ki. Şimdi üstad bunları beyan etmek istemiyor çünkü bu beyanda Gurur ve enaniyeti hissettirecek şeyler olabilir size. Yani size gurur ve enaniyetmiş gibi e, algılatacak şeyler olabilir. O yüzden de beyan etmek pek hoş olmayabilir diyor. Yüzden. Fakat işte ehli dünya beni mecbur etti. Çünkü ehli dünya benim minnet altında yaşadığımı zannediyor. Oysa ben rezzakımdan başka kimseye minnet etmeyen birisiyim. Öyleyse bunu beyan etmek zorundayım. Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek hem maaşı kabul etmemek itibarıyla e, diyor üstad sadece dostlarımın icbariyle kabul etmeye mecbur oldum. Maaşı bakın maaş üstad bir dönem Darul Hikmetil İslamiye'de kendi dostlarının o konudaki icbariyle maaş alıyor. Darul Hikmetil İslamiye derdi dostlar. Darul Hikmetil İslamiye 1918-22 yılları arasında faaliyet gösteren bir kurum. Bediüzzaman Hazretleri de orada bir aza olarak İslam, Bediüzzaman'ın görev yaptığı bir İslam akademisi olarak, Şeyhülislamlığa bağlı bir akademi olarak bakabilirsiniz ona. Üstad da orada aza olarak bulunuyor ve orada bir maaşı var Bediüzzaman Hazretleri. Üstad diyor ki, maişeti dünyevi için minnet altına girmemek bütün ömründe bir düsturu hayatımdır. Şimdi Üstad ne diyor? Küçüklüğümden beri diyor üstad halkların malını kabul etmedim. Hatta maaş bile işte tek üstadın aldığı maaş Darül Hikmetil İslamiye'deki o azalığın maaşı. Bir süre orada dostlarının icbariyle çalışıyor Bediüzzaman Hazretleri ve o parayı da manen millete iade ettik diyor üstad. Manen o parayı da millete iade ettik diyor üstad. Malumunuz Üstad bir takım risaleleriyle o parayla bastırıyor. Hem maişeti dünyevi için millet altına girmemek, bütün ömrümde bir düsturu hayatımda yani dünyevi geçim için hiç minnet altına girmedim ve bütün ömrümde de bunu hayat düsturu haline getirdim diyor Üstad. Demek ki bizim de hayat düsturu haline getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Derdi maişet için minnet altına girmemek. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefkimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar, kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Şimdi üstadı biliyorsunuz sürgüne gönderiyorlar. Üstad 5 yıllık bir sürgünden sonra bu cümleleri kuruyor ve diyor ki bana hediyelerini kabul ettirmek istediler, ben onların hediyelerine de kabul etmedim. E o zaman şöyle bir soru geliyor akla. o zaman nasıl idare ediyor Bediüzzaman Hazretleri? Derim neyle idare ediyorduk? Bereketle, iktisatla. Üstad da şöyle cevap veriyor, bereket ve ikramı ilahi ile yaşıyor. Bereketle ve ikramı ilahi ile yaşıyorum. Bereket çok unutulan ama çok önemli bir kavram bizim hayatımızda. Bereket kavramı. Bereket Allah'tan gelen bolluğa diyoruz malumunuz. Yani az bir şey, Efendimizin mucizelerinden bir tanesidir ya, az bir yemek çok insana yetmez. Bu bir bereket Efendimizin mucizesi. Ama sizin hayatınız için de söz konusu. Bunu yaşarsınız kendi hayatınızda. Bazen çoklar hiç kimseye yetmez de bazen azlar herkesi itminana erdirir. Size az gibi görünenler bereketlenir, çoğalır. Siz de şaşarsınız, artar hatta. Üstad diyor ki ben ikramı ilahi ilahi ikramla ve bereketle yaşıyorum. Nefsim gerçi her hakarete, her ihanete müstahaktır. Fakat Kur'an'ın hikmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram-ı ilahi olan berekete mazhar oluyorum diyor Üstad. Allah hepimizi o berekete mazhar kılsın. Şimdi bakın buradaki dengeye bakar mısınız? Üstad diyor ki, burada bunları söylerken Üstad nefsine bir pay vermeden söylüyor. Çok önemlidir. Eğer nefsinize pay vererek söylerseniz o bereket kesilir çünkü. Üstad bunu e, açıkça ifade ediyor aşağıda ve diyor ki insan diyor bunu söylerken eğer nefsine pay verirse o bereketin kesilmesine sebebiyet verir o yüzden üstad bakın nefsine ne diyor ben diyor nefsim itibarıyla nefsim benim her türlü hakarete her türlü ihanete ona ihanet edilmeye müstahak benim ona ihanet etmeme başkalarının değil benim ona ihanet etmeme yani ona muhalefet etmeme ona hakaret etmeme ne kadar müstahak olsa da Kur'an hizmetinin kerameti olarak burada çok altı çizilmesi gereken bir şey bu Kur'an hizmetinin kerameti demek ki biz Kur'an'a hizmet ettiğimizde onun kerametini görüyoruz buradaki sır bu bakın Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikramı ilahi olarak berekete mazhar oluyor. Kur'an hizmetinin kerameti olarak. Anın beni, anayım sizi. Ahdenize riayet edin, ahdeme riayet edin. Bunlar ayeti kerimeler. İşte bir insan Kur'an'a hizmete adanmışlıkla, adanmışlıkla hayatının gayesi haline getirmişse Kur'an hizmetini. Ne olur? Erzak hususunda üstad bunu söylüyor başka mektuplarında da söylüyor. Erzak hususunda ikram-ı ilahi olan bereket mazhar olur. Üstad bunu kendisi için söylüyor. Risale-i Nur talebeleri için de söylüyor.